İşte. Nermin Hanım? Amcazadem olacaksınız. Galiba isminiz Kemal'di. Evet. İyi hatırladınız. Hoş geldiniz küçük hanım. Bahçıvan Kasım'a tanıştırmayı unuttum. Bavullarınızı verir misiniz? Evden merak edecekler. Arabaya götür. Baş üstüne. Sizi çok daha başka türlü tasavvur ediyordum. Buyurun efendim. Buyurun. Babam, yani amcanız çok iyi bir insandır. Annem de öyle. Onları seveceksiniz. Ben de size yabancılık hissettirmemeye çalışacağım. Yeni evinize hoş geldiniz. Babam. Hoş geldin kızım. Babanın akıbetine üzüldüm. Ne yapalım, bunu kendi hazırladı. Biraz fazla inatçıydı rahmetli. İnşallah ona çekmemişsindir. Burasını kendi evin gibi kabul et. Eski günleri unutmaya, mesut olmaya çalış. Hoş geldin nonoşum, canım benim. Sen ne güzel şeysin böyle. Şu ağza bak, şu burnuna bak. Sevsinler. Ne tatlı şey değil mi? Yolculuk nasıl geçti? Trenlerin hali malum. Kim bilir ne kadar yorulmuşundur. İstersen biraz istirahat et. Biraz dinlen. Akşam yemeği saat 8'de yenir. Ayşe! Nermin'e odasını göster.
Çok tonton kız. Babasına ne kadar benziyor, değil mi? Şey yani... Demek istedim ki... Kaşı, gözü... Siz aldırmayın. Annemin böyle zaman zaman sinir buhranları tutar. Amcam babamı sevmiyor. Eski bir anlaşmazlık iki kardeşi birbirinden ayırmış. Babam biraz kincidir de. Odama gelmez misiniz biraz? Konuşurduk. Rahatsız etmiyor. Rica ederim. Kusura bakmayın, biraz dağınıktır. İçmez misiniz? Hayır. Otursanıza. Müzik sever mi? Çok. Bakın, orada bir sürü plak var. Buyurun. Kemal Bey.
Kemal Bey geldiler efendim. Oğlum mu? Evet. Gelsin. Peki efendim. Otursana. Teşekkür ederim. Bir şey mi var? Müsaade ederseniz biraz görüşmek istiyorum. Evde her gün beraberiz. Ciddi bir iş bu. Öyle mi? Neymiş bakalım? Evlenmeye karar verdim. Ne? Takbel karınızın ismini öğrenebilir miyim? Nermin. Tahmin ediyordum. İyice düşündün mü? Evet. Mektebin, istikbalin... Mektep bu sene bitiyor. Hemen nişanlanırız, yazada düğünü yaparız. Her şeyi hazırlamışsın. Bana sormaya neden lüzum hissettin acaba? Sana bu iş olmaz diyebilirdim. Fakat demeyeceğim. Nasıl istersen öyle yap. İnsan felaketini de saadetini de kendisi hazırlar. Teşekkür ederim. Allah mesut etsin. Allah bahtiyar etsin. Bir yastıkta kocayım. Canım yavrum Mesut. Gözlerime inanamıyorum. Ne güzelsin. O kadar mesudum ki. Ya sen? Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Boşlukta yüzer gibiyim. Ben de öyle Nermin. Balkona çıkalım mı biraz? Ne yapıyorsun? Düşeceksin. Çocuk mu oldun Nermin? Bunalıyorum Kemal. Ne olur bırak da biraz serbestçe hareket edeyim. Güzel ama etrafı düşün biraz. İnan bana, bu formalitelerden ben de nefret ediyorum. Ama elden ne gelir? Cemiyet nizamı böyle kurulmuş bir defa. İstersen düğün yapmayız. Merasimsiz bir nikah olur biter. İnsan hayatta bir defa evlenir. Gelin elbisesi giymezsem ölürüm. Ne tuhaf kızsın Nermin. Sen bana bakma. Bana içecek bir şey getirsene. Şimdi. Ha.
Hoş geldiniz. Sana bir sürprizimiz var. Vay beyim, nereden çıktın böyle? Yedek subaylar terhis olalı kaç gün oldu? Efendi İstanbul'a uğramış, daha bu sabah geldi. Senin nişanlanacağını söyledim, eniştesiyle bu oyunu hazırladılar. Hanım, nefes al biraz. Aman sen de o! Ne haber? Ne olacak, haber sende. Yapma Necdet, geç mi kaldık? Biraz. Hep bu efendinin yüzünden. İçeri girelim mi, ne dersiniz? Olur. Şöyle buyurun, kusura bakmayın, ne yapalım, geç kaldınız. Halua alabilir miyim biraz? Al, al, mübarek olsun. Sen büfeye git, şimdi gelirim. Peki. Affedersiniz. Buyurun, rica ederim. Ben başka bir tane bulurum. Böyle toplantılarda daima bu gibi eksiklikler olabilir. Teşekkür ederim. Yabancısınız galiba. Size hiç rastlamadım. Evet. Müsaadenizle. Rica ederim. Neredesin Allah aşkına? Size sormalı. Affedersin. Bir arkadaşıma rastladım. Askerdeydi de. Aa, bak o da burada, gel seni tanıştırayım. Sana nişanlımı takdim edeyim, Nermin, en iyi arkadaşım Haluk. Memnun oldum. Nişanlandığını duyunca yaptığın işi yadırgamıştım. Şimdi sana hak veriyorum. Saadetinize. Katili iple çekeceğim. Mektup yazmayı ihmal etme. Sen de yaz. Güle güle. Güle güle. Merak etme, hepimiz buradayız. Nermin'le meşgul oluruz. Çok sarpa aşağı. Söylediğim yere uğramayı unutma. Unutmam. Nermin'i yalnız bırakma. Güle güle. Anlaşmadık. Güle güle. Güle güle. Sakın telgraf çekmeyi ihmal etme. Ben gidiyorum küçük hanım. Çarşıdan öteberi alacağım. Peki, ben Türkan hanımlarla dönerim. Siz bilirsiniz, eyvallah. Güle güle. Elimde değil kardeş, dayanamıyorum. Kim bilir sen ne kadar fena olmuşsundur. Evet, tabii. Gidelim. Şansın varmış, Kemal çok iyi çocuktur. Gerçi biraz kadına, sefahate düşkündür ama kusursuz insan olmaz. Sonra ne de olsa akraba. Bak, her şey bir tarafa, ne olursa olsun sevmek şart. Onsuz evlilik olmaz. Madem ki seviyorsun, korkma. El ele verir, her güçlüğü yenersiniz. Ben bankaya Necdet'e uğrayacağım. Haluk seni eve kadar götürür. Tabii, memnuniyetle. Ah, ben gidiyorum. Üzülme, şunun şurasında kaç ay kalacak. Su gibi geçer gider. Ah, geç kalıyorum, hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Şu pardesünü giysene kuzum.
Üşüyeceksin. Onun için eve kadar uğradık. Giyerim, giyerim. Bu kadar lafı nereden bulur bilmem. Çok tatlı kız. Geldik mi? Evet. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Kemal'in yeri nasıldı? Bir yolcu daha vardı kompartimanda. O kadar. İyi iyi. Trenler çok kalabalık oluyor diyorlar. Yol da uzun. Ne kadar sürüyor? 5-6 saat. Oo, çok. Başka kimler vardı istasyonda? Kasım vardı. Sonra Türkan Hanım. Başka kimse yoktu. Eve yalnız mı döndün? Evet. Bravo. Yollarda genç kızlara sataşıyorlarmış diyorlar. İnsan sokağa çıkmaya cesaret edemiyor. Gidiyor musun? Müsaade ederseniz odama çıkacağım. Bugün çok yoruldum da. Çık tabii, rahatına bak. Nasıl istersen. Teşekkür ederim efendim. Allah rahatlık versin. Sana da nanoşum. Allah rahatlık versin. Güle güle. Karşı biraz fazla haşin davranmıyor musun? Sen daha iyi bilirsin tabii. Ben demek istedim ki... Yanılmamışım. Babasına çekmiş. Aynı hilekar, korkak bakışlar. Onun iki yüzlü küstah halleri. Amcalık vazifemde kusur etmediğimi zannediyorum. Fakat her kim olursa olsun, aile şerefime, ismime el uzatacak olursa, o elleri koparmaktan çekinmem.
Bebekleri cicidir, balonlarımız, bebekleri sevindiriyor. Güzel balonumuz var, balonlarımız var. Buyurun beyefendi, bakın gayet güzel balonlar. Aç bana olanlar ver bakalım. Beyefendi, çocuklar çok güzel. Ver bakalım, ver. Beyefendi, daha sağlam. En güzel hediyeler, çocuğunuza bir bebek, kocanıza bir emzik, pardon bir ağzık. Buyurun, bayan seçilmiş, biblolarımız var. Odalarınız için toplarımız, oyuncaklarımız, çocuklarınız için her bir türlü hediyeler. Oyuncaklar, buyurun bayan. Bu bibloları da alabilirsiniz. Gayet ucuzdur. Evet bayan, buyurun. Ne tesadüf? Ne tesadüf, daha doğrusu ne güzel tesadüf. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hakikaten bulunmaz bir sanat eseri, buyurun bayan. Zaten olup olacağı bir tane kaldı, fabrikası top attı, bir daha da isteseniz yok. Kaç para? Sadece 2,5 lira, o da sizin güzel hatınız için bayan. Ver bakalım. Haluk bey. Bu kadarcık bir zevkten beni mahrum etmeyin. Beni hatırlamak istemiyorsanız o başka. Üzerinde durmaya değmez, basit bir hediye. Teşekkür ederim. Bey'e de şu güzel ağızlıklardan alsanız da bayan. Bakın ne kadar güzel. Buyurun bayım. Türkan sizi göremediği için çok müteessir. Kemal'e verdiğim sözü tutamadım diyor. Biraz tuhaf ama... daha doğrusu söylemeye cesaret edemiyorum. Ben de sizi çok aradım. Hiç çıkmıyorum. Kemal'den ne abi? Nişanlınızdan? Çok seyrek yazıyor. İşleri, dersleri varmış. Ben nişanlınız olsam... Siz nişanlım değilsiniz. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ayağım burkuldu galiba. Oh, çok acıyor. Kendilerini dağ başında sanıyorlar. Biraz gayret etsiniz, biraz gayret edin. İmkanı yok. Bizim ev şurada, dayanın bakayım bana, bize gidelim. Nasıl olur? Başka çare yok. Türkan! Türkan! Evde yok galiba. Çok acıyor. Ben biraz su kaynatayım. Eve geç kalacağım, saat kaç? Şimdi hazır olur. Saat 12'ye geliyor. Hüküm verme. Yabancı değil ki. Kemal'in en iyi arkadaşı. Kim bilir, belki yolda rastlamıştır. Sen de haklısın tabii. Ne olursa olsun doğru değil. El alem işin yüzünü bilmez ki. Eminim bilerek yapmamıştır. Şimdi bir şeyiniz kalmaz. Çıkarın çoraplarınızı. Ayağınızı uzatın. Uzatın. Uzatın, korkacak bir şey yok. Yandım. Çok acıyor. Biraz katlanacaksınız. Şimdi geçer. Nasıl, rahatladınız mı? Evet. Eve kadar yürüyebilirim sanıyorum. Biraz daha kalsın. Çok
Çok geç kaldım. Bir şey söylerler mi? Amcam... Sizi pek sevmiyor galiba. Babamla aralarında bir hadise geçmiş. 15 sene birbirlerini görmemişler. Ben bir amcam olduğunu bile bilmiyordum. Ölürken babam söyledi. Hayatta yapyalnız kalmıştım. Kemal'le nişanlanmanız da hoş görmedi tabii. Evet. Geçti galiba. Kemal'i seviyor musunuz? Bilmiyorum. Hiç düşünmedim. Ben artık gideyim. Gelir miydin? Aşk olsun vallahi. Yolda ayağı burkulmuş. Eve kadar yürümesi de imkan yoktu. Evdesin sanıyordum. Vah vah! Nasıl oldu? Hangisi? Kızarmış. Çok acıyor. Niye ayakta duruyoruz? Otursanıza. Çıkıyordum zaten. Eve çok geç kaldım. Vallahi olmaz. İmkanı yok bırakmam. Başka bir gün. Söz veriyorum. Oldu mu ya? Allah'a ısmarladık. Güle güle. Vallahi içime sinmedi. Ben sizi köşe başına kadar götüreyim. Şimdi gelirim. Seni seviyorum Nermin. Rica ederim bir şey söyleme. Biliyorum hareketim doğru değil ama ne yapayım? Elimde değil. Neticenin böyle olacağını zaten tahmin ediyordum. Olanlardan katliye müteessir değilim. Bizi kader birleştirdi. Alın yazımız. Gidiyor musun? Evet. Güle güle. Seni daima seveceğim Umut. Görüşemeyecek miyiz? Cuma'ya size gelirim. Yemek yediler mi? Nereden geliyorsun? Pazardan biraz ufak tefek aldım da. Yalan! Yalan söylüyorsun! Yolda ayağım burkuldu, biraz geç kaldım. Bana bak! Ben baban gibi değilim. Her şeyden evvel ismime ve şerefime kıymet veririm. Babam da en az sizin kadar şerefliydi. Cemil! Bir daha evden çıkmayacağım. (Gülüyor)
Müjdemi isterim küçük hanım. Kemal Bey'den mektup var. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben de postaneye gidiyordum, Kemal'e mektup atmaya. Ha, verin, ben götüreyim efendim, size zahmet olmasın. Yok, hem biraz hava alırım. Evdekilerin çıktığımdan haberi yok. Şimdi dönerim, soran olursa görmedim dersin. Emredersiniz küçük hanım. Allah aşkına otur. Başım döndü vallahi. Dolaş, kördüğüm olacaksın. Yarın gitmek mecburiyeti. Beni düşündüren o. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bak, hususi işlerine karışmam. İstediğini sev, istediğini al. Ama bu işi kaçırırsan ne yalan söyleyeyim gücenirim. Tepilir kısmet değil doğrusu. Nermin de nerede kaldı? Sevgilim! Çıldıracaktım. Niçin bu kadar geç kaldın? Amcam dışarıda gitti. Kaçtım. Kaçtın mı? Evet. 5-10 dakika için. Geçen defa bizi görmüşler. Amcam çok kızmıştı. Gel. Fazla kalamayacağım. Ah, hoş geldin nonoşum. Haluk bugün için geleceğini söyleyince öyle sevindim ki tarif edemem. Otursanıza. Otur. Kusura bakma, ev işi bitmek bilmiyor. Evlen bir defa görürsün. Ben şimdi gelirim. Durunca hemen kesiliveriyor. Siz rahatınıza bakın. Yarın gidiyorum Nermin. Gidiyor musun? Nereye? İstanbul'a. Askerden dönüşümde uğramış, bir iş için müracaat etmiştim. Dün cevap geldi. Hemen mi? Acele gel diyorlar. Beni dinle Nermin. Seni seviyorum. İster misin hayatımızı birleştirelim? Haluk! Tanrı böyle istedi, kaderimize karşı gelmeyelim. Belki seni servete, lükse garg edemeyeceğim ama ölünceye kadar seveceğim. Nasıl olacak bu iş? Gelecek misin? Evet. Ah. Canım kızım! Seni ilk gördüğümde işte hayatımın erkeği demiştim. Ölesiye seveceğim, uğrunda ölebileceğim tek adam. Nermin! Beni al götür Haluk. İstediğin yere. Kaderin kaderimiz, alın yazın, alın yazınız olsun. Ölüm bile bizi ayıramaz. Seni mesut edemezsem ölürüm. Tren yarın gece yarısı kalkıyor, saat 12'de. Nerede buluşacağız? İstersen buraya gel. İstasyon... Kaçta gelirsin? Bizimkilerin yatmasını beklerim. 10'da filan yatarlar. 11.30'da istasyonda olsa? Güzel, 11.30'da. 11.30'da. Şimdiye kadar gelmesi lazım. Kadınları bilmez misin? Her işte biraz geç kalırlar. Başına bir felaket gelmesinden korkuyorum. Amma da yaptın, daha 20 dakikamız var. 18 dakika.
tabii siz masayı aldırlattınız değil mi? Al asmalık şekerim. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Hayırlı geceler. Ayşe! Buyurun efendim. Biraz su getir. Baş üstüne. Fesubhanallah. Cinler periler mi bastı evi? Tövbeler olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak bir şey olmuştur. Belki de gelmekten vazgeçti. İmkanı yok. O gelmese ben de gidemem. Çıldırdın mı sen? Bütün istikbalini mahvedeceksin. Ne kadar sevilirse sevilsin, bir kadın için derler. Sus enişte! Thank you.
Ne var, hasta mısın bacı? Çabuk istasyona. Geri! Çabuk! Geri! Daha çabuk! Üzülme Haluk, ne olur üzülme. Sana vaziyeti olduğu gibi yazarım. Kadınların sözüne güven olur mu? Mermin, Mermin! Haluk! Mermin! Sen nasılsa not tutuyorsun. Dönüşte eksik dersleri senden alırım. Nişanlılık çıkardın başına. Akıl mıdır be yavrum bu zamanda? Ne yapalım? Gönül ferman dinlemez. Şarkıdır o. Affedersiniz, Adapazarı treni ne taraftan kalkıyor? Şurada işte. Teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Ne zamandır mektup alamıyorum? Aklım orada. Gitmezsem daha fena olacak. Pişman değil misin? Hayır, hiçbir zaman da olmayacağım. Bizi yepyeni bir hayat bekliyor, yepyeni zorluklar. Cesaretin var mı? Sen yanımdasın ya. Gökyüzüne bak. Kuşlardan daha hafifim. Bulutlardan daha hür. Gök kubbenin altında yaşayan bütün canlılardan daha mesut. Aşıkım. Geldiniz küçük bey. Hangi rüzgar attı böyle? Niçin beni gördüğün halde görmemiş gibi davrandın? Ben mi? Nasıl olur? Sıkık var ama neyse. Bizimkiler evdeler mi? İçerideler. Ne oluyorsunuz kuzum? Şaşırdım sizi birden karşımda görünce. Kemal! Canım, canım oğlum benim. Nereden çıktın böyle? Ne zamandır mektup gelmiyordu, merak ettim. Nermin nerede? Hasta mı yoksa? Gitti. Bizim için böyle bir insan yok artık. Anlamadım. Seni bırakıp gitti. Başka bir erkekle. Aile şerefimizi, ismimizi iki paralık etti.
Söyleyin nereye gitti, cevap verin! Onu sen kaçırdın. Hepimiz gibi onu da sen mahvettin. Senden nefret ediyorum! Kemal yavrum! Annemi bu hale getiren sensin. Bütün çocukluğumun korku içinde geçmesine sen sebep oldun. İsim, aile şerefi, saadetin, hatta küçük bir tebessümün bile uğramadığı bu mezar gibi evde ismin ne kıymeti olur? İsminiz de, şerefiniz de sizin olsun! Kemal yavrum! Tonton seni! Annesine babasına küser de bırakır gidermiş ha? Aha! Gel bakalım delikanlı! Gel bakalım! Al şu hediyeni! Her günü birbirinden tatlı 6 mesut sene için teşekkürler! Seni öyle seviyorum ki! Nermin! Hazırım nanoşum! Bir elbiseyi giymek kaldı! Geç kalacağız sevgilim! Bir dakika canım! Uf, bu elbiseyi de giymek öyle zor ki! Al, kendi elinle tak! Ne var, hasta mısın? Yo! Gitmeyelim istersen! Bugün Türkan'dan mektup aldım. Yok canım! Ne yazıyor, nasıllarmış? Pek iyi değil sanırım. Ne olmuş? Aile meseleleri. Kocasıyla geçinemiyor galiba. Birbirlerini seviyor görünüyorlardı. Son gelen mektuplardan hissediliyordu. Zannederim Necdet'in başka kadınlarla münasebeti var. Sahi mi? Hazır mısın? Evet,
Kürkümü alayım. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Muhakkak gel diyor. 3-5 gün içinde olsa. Bana çok ihtiyacı varmış. Türkan'ın mı? İstersen git Haluk. 4 senedir görmedin. Sonra zor bir vaziyet varsa alır buraya getirirsin. Ben de öyle düşünmüştüm. Başka çare yok. Hadi gidelim, çok ayıp olacak. Senden ayrılmak bana zor gelecek ama ne yapalım? Koca kız. Hadi içeri girelim. Bu ne hal? Sorma Haluk. Sorma başıma gelenleri. Ne kadar yorgunsundur. Otursana. Affedersin. Kendi derdimden sizi soracak vakit bulamadım. Nasılsınız? Gördüğün gibi iyiyim. Nermin nasıl? Sonra küçük Doğan. Hepsi iyiler. Sen onlara bırak da şu vaziyetin manasını anlat. Ne oluyor kuzum? Necdet. Bizi Necdet mahvetti. Bir insan nasıl bu kadar değişebilir? Görsen şaşarsın. Nasıl oldu bilmiyorum. Önce bir ihtilas işine ismi vazifesinden çıkardılar. Ne olduysa ondan sonra oldu. Önce içki, sonra kumar. Nihayet kadın. Saadetimizle beraber elimizdeki, avcumuzdaki de eridi gitti. En son annemden kalan bilezikleri rehine koymak istedi. Sakladım, vermedim. Geçen akşam... sana o mektubu ondan sonra yazdım. Görsen beni nasıl dövdü. Öleceğim zannettim. Niçin daha önce yazmadın? Ümit, belki değişir diyordum. Necdet olacak. Bu saatte gelmezdi ama... Gündüzleri de mi içmeye başladın? Bilezikleri almaya geldim. Şimdi de onlara gözünü diktin değil mi? Annemden kalan yegane hatıraya onları veremem Necdet. İstersen beni öldür. Geberticiyim seni.
Bilezik için mi Necdet? Mutfaktaki dolapta saklı. Türkan! Kardeşim! Türkan! Türkan! Nasılsın Haluk? İyiyim. İnsan her şeye alışıyor. Yalnız bir tek şey dokunuyor bana. Acı geliyor. O da senden. Doğandan ayrı olmak. O da durmadan seni soruyor. Bir şey söylemedin değil mi? Sen istemedin. Babasının katil olduğunu bilmemeli. Haluk! Ne yapalım? Kader, alın yazımız. Sıkıntı çekmiyorsunuz değil mi? Yok, gayet iyiyiz. Biriktirdiğimiz paralarla idare ediyorum. Eski apartman büyük geliyordu. Daha küçük bir eve taşındım. Evde sıkılıyorum. Münasip bir iş bulsam, ne dersin? Ya, alı karıcığım. Vakit geldi. Doğan'ı benim için öp.
hayatlarım var. Abla, yeni hayat vereyim mi? Ne olur abla, bir tane al, öksüzüm. Kardeşime ben bakıyorum. Öksüzüm al. Ne olur abla, öksüzüm. Öksüzüm abla. Yeni hayat, güzel yeni hayatlarım var. Yeni hayat, yeni hayat. Al bakalım, al olsun, al işte, al! Doğan! Koş! Doğan! 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 Yavrucuğum! Doğan! Doğan! Doğan yavrucuğum! Babam! Babama sövdüler! Onlar sokak çocukları, onların lafına bakma sen. Babam başka yere gitmiş. Babam adam öldürmüş. Babam hapisteymiş diyorlar. İnanma onlara. Baban dünyanın en namuslu ve en şerefli insanıydı. Her zaman da öyle kalacak. Bir gün dönecek. Biz yine eskisi gibi mesut olacağız. Sen babanla utanmayacak, onunla övüneceksin. Cevap versene, Doğan nasıl diyorum? Cevap ver, hasta mı yoksa? Yok, hayır. Çok iyi. Hep seni soruyor. Babam ne zaman dönecek diyor. Kim bilir, belki de hiç dönmeyecek. Haluk. Bazen öyle ümitsizliğe düşüyorum ki. Hele senin karşılaştığın zorlukları, çektiğin sıkıntıları düşündükçe... Hamdolsun hiçbir sıkıntım yok. Bir yazıhanede iş buldum. Ayda 150 lira veriyorlar. Gitsem artık. Güle güle. Doğan'ı benim için öp. Karın mı? Evet. Bir tuhaflığın var. Ya çocuk hasta, yahut da kendine bir sıkıntısı var. Eli kolu bağlı durmak, onların yardımına koşamamak. İş bulmuş mu? Bir tek teselliyi bulduğum taraf. 150 lira aylıkla bir ticarethaneye girmiş. Al bakalım şunu. Nasılsın şekerim? Ya işim yok. Sen de kendini bir şey zannediyor. Buyurun. Kaç defa tembih ettim sana, güleceksin dedim.
Ne olursa olsun güleceksin. Müşteri asık surat sevmez. Bu son iştahım. Beni işine nihayet vermek zorunda bırakma. Oo, buyurun efendim, buyurun paşam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, buyurun. Buyurun efendim, baylarla meşgul ol. Vallahi bir görürsün sen karıcığını. Ver şu partisi. Utanmıyorsun değil mi domuz herif? Yanında gül gibi kanın dururken gözlerin belfiye çok. Ben senin üstüne gül koklar mıyım karıcığım? Yürü diyorum sana hızır. Mısınız? Deniz var. Hiçbir şeyim yok. Şu dansı kaçırmayalım. Hadi. Pistin yanında bir yer mi emredersiniz yoksa? Kabil olduğu kadar yakın olsun. Rica ederim. Oldu mu bu ya? Benzeyiş bu kadar olur. Ne benzeyişi? Gardıroftaki kadın. Kime benziyor? Nermin'e. Gene şu eski hikaye mi? 10 sene daha yaşlı. Evli olduğunu bilmesem... Bırak şu masalları Allah aşkına. Hıh.
kadına bitiyorum azizim. Ne oluyorsun kuzum? Oğlum. Ne emrettiniz pasa? Bana çift vodka. Ya sen? Menta ve soda. Bari süt iç sen. Gece hastanede nöbetçiyim biliyorsun. Doğru olmaz. Bir dakika. Gardıroptaki kadını soracaktım. Tanıyor musunuz? Birkaç gündür bizde çalışıyor. Kocası hapiste düşmüş. Yine mi bu hikaye? İsmini biliyor musunuz? Nermin olacak. Ama şimdi soracağım. Mastori, Oriste, Tokorici punisti gardıroba, pozle mi tonamatu? Nermin idi. Merci poli. Nermin mi spasam? Başka bir emriniz? Tamam. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Beni tanıdı. Halinden anladım. Allah'ım, o dipdiri, o taptaze kız nasıl bu hale gelebilir? Ne o? Gidiyor muyuz? Buyurunuz beyim. Ömer sen. Nermin. Buyurun. Girerken burada olan arkadaşınız, o nerede? Hastalanmış, patron da izin verdi. Hay aksi şeytan. Nerede oturuyor? Bilmem. Patron acıdığı için onu tutuyor, verem zavallı son devresinde. Hepimizi bu... Ajanına kalın, kendini denize attı, yürü! Acele bir ameliyat var doktor. Az önce getirdiler, bir kadın intihara teşebbüs etmiş. Bel kemiği kırılmış.
Kemal. Narkoz ver. Ne istiyorsunuz? Doktor bey evde mi? Ne yapacaksınız? Hastayım. İçerisi çok kalabalık. Ziyanı yok, beklerim. Buyurun. Bir şey mi istediniz? Alok. Gel içeri girelim. Hasta mısın? Hayır. Otur şöyle. Sigara? Teşekkür ederim. Nasılsın? Gördüğün gibi.
Hapisten çıkalı bir sene kadar oluyor. Bir senedir işsiz avare onu aradım. Sanki yer yarılmış içine girmişti. Sonra Doğan... Biricik yavrum... Talih insana küsmeye görsün. Bir ay kadar oluyor. Tesadüfen elime adresin geçti. Nasıl sevindim bilsen. Benim için iyi mesut günlerden kalan bir şeydin. İyi günler. Mesut günler. Bu belki onuncu oluyor. Kapına kadar geldim. İçeri girmeye cesaretim yoktu. Senden utanıyordum. Onun için iyi bir dosttan başka bir şey olamayacağımı anlamalıydım. Gençlik. Alın yazımız. İçimden muhakkak onun yerini bilir diyordum. Ne de olsa son bir ümit. Nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Nermin yaşıyor! Gel seni onun yanına götüreyim. Beni affet. Haluk. Ne olur beni affet. Buyurun rica ederim. Ben başka bir tane bulurum. Seni seviyorum Nermin. Rica ederim bir şey söyleme. Biliyorum hareketim doğru değil ama ne yapayım? Neticenin böyle olacağını... Zaten tahmin etmiştim. Gökyüzüne bak. Kuşlardan daha hafif, bulutlardan daha hür. Gök kubbenin altında yaşayan bütün canlılardan daha mesudum. Aşıkım. Her günü bir mesut geçen 6 sene için teşekkürler. Seni öyle seviyorum ki. Nermin, Doğan biricik yavrum. Seni ilk gördüğümde işte hayatımın erkeği demiştim. Ölesiye sevebileceğim, uğrunda ölebileceğim tek adam. Nermin. Beni al götür Haluk, istediğin yere. Kaderin kaderimiz, alın yazın alın yazımız olsun. Ölüm bile bizi ayıramasın. Seni mesut edemezsem ölürüm.
Seni mesut edemedim. Seni mesut edemedim Nermin. Mesut edemedim.